Sakarya Meydan Muharebesi. Evet, Sakarya Meydan Muharebesi tarihimizin dönüm noktası. Sakarya Meydan Muharebesi ile en yakın ilişkisi olan illerimizden birisi de hiç şüphesiz Kayseri. Zira tarihler 1921, Ankara, Polatlı ve Haymana'ya kadar gelir düşman. Hazırlık ve telaş başlamıştır Ankara'da. Meclis Kayseri'ye taşıma kararı alınır. Hatta evrakların bir kısmı gelir. Ancak yeniden mücadele başlayınca zafer elde edilir. Fakat Kayserili lise öğrencileri gönüllü olarak katılmıştır Sakarya Meydan Muharebesi'ne, şehit olmuşlardır. Biz de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak Sakarya Meydan Muharebesi'nin gençlere tanıtılması. Buraya çok sayıda genç geliyor. Dağlar muhteşem. Burada bir hatıra ormanlığı, şehitlik, hatıra fidanlığı oluşturmanızı arzu ederiz. Bu çalışmayı sizlere takdim etmek istedik değerli çok müdürüm. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sadece orman kurmakla kalmayalım. Neticede bu yaşayan bir süreç olmak durumunda. Burada yapacağınız, yani sizin o proje dahilinde yapacağınız bazı aktiviteleri de Erciye'ye sağlayalım. Broşürlerimizi dağıtalım, bilgilendirici toplantılar yapalım. Hatta şimdi gençler Sakarya Meydan Muharebesi şehitleri için Erciye'ye tırmanıyor, olmaz mı efendim? Değil, bir tabii ki. Yürüyüşü çünkü ama tabii hakikaten Kayseri önemli. Yok. Şayet ya gelirsiniz, hakikaten çok önemli. Gençleri gördük burada. Mutlaka gençlerimiz Erciye'ye geldiklerinde Kayseri Lisesi'ndeki Milli Mücadele Sakarya Meydan Muharebesi Şehitler Sergisini, müzesini de gezsinler. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Meydan Savaşı aslında bütün milletçe topyekün o milli iradenin ortaya konduğu, bütün varımızın yokumuzun ortaya konduğu, halkın da bütün desteğinin verildiği bir muharebe olarak da anılmaktadır. Halkımız için bu emre itaat etmeyenlerin istiklal mahkemelerinde yargılanması için Kastamonu, Ankara gibi illerimizde, 4 tane vilayetimizde istiklal mahkemeleri kurulmuş, ancak hiçbirisi istiklal mahkemesinde bu sebeple yargılanmamıştır. Bu da halkımızın özveriyle bu emirlere itaat ettiğini gösteren önemli bir hadisedir. 23 Ağustos'ta düşman önce Mangal Dağı bölgesine, yani sağ kanat bizim batıya döndüğümüz zaman bizim sol kanadımıza vurduğu Mangal Dağı, on Türbetepe bölgesine, şu elimin gösterdiği bölgedir, hemen Atatürk'ün arkasında olan sırtlar. O bölgeye ilk birinci hafta yaptıkları bir çevirici, Haymana'nın güneyinden Ankara'ya doğru yapmak istedikleri bir çevirici hareket vardır, iki kol ordusuyla. Ancak buradaki bulunan birliklerimiz ciddi bir mücadele vermişler. Bulundukları hattı terk etmemişler. Yenilmişler bazı mevzilerde. Mangal Dağı'nın ilk mevzileri işgal edilmiş. Ancak o mevziye Mustafa Kemal Paşa, evet burası işgal edilebilir ama onun gerisindeki hatta, hemen bir sonraki hatta tekrar mevzilenerek savunmaya devam edecektir birlikler diye talimat verdikten sonra, direktif verdikten sonra o hatlar savunmaya başlamış. Ve cephemiz batıya dönmüşken o Mangal Dağı'nın bir kısmının düşmesiyle cephemiz güneye doğru şu şekilde dönmüştür. Daha sonra ikinci hafta içerisinde ise sağ kanattan sonuç alamayınca Yunan ordusu bu sefer merkez kanada, yani Doğa Tepe'nin ve kuzeyine doğru olan bölgeye de 30 Ağustos'tan itibaren taarruzlarını yapmış. Bu Doğa Tepe 30 Ağustos'ta maalesef düşmüştür. 9 Mayıs 1919 ve ilk verdiği bir demeç var. Diyor ki biz Elen ırkını kurtarmaya geldik kardeşim. Anadolu'da Elen ırkı ne kadar? Türk ne kadar? Müslüman ne kadar? Bir kral geliyor ve diyor ki biz Elen ırkını kurtarmaya geldik. Ve beyaz bir atın üzerinde geliyor efendim. Tarih 29 Mayıs. Bakın özel bir tarih. Konak Meydanı iniyor ve bunu ilan ediyor.
Ardından İnönü Savaşı'nı kazanmışsınız siz. Tamam mı? Çok güzel. 21 İnönü Savaşı kazanmışsınız. Fakat Eskişehir Kütahya'yı kaybetmişsiniz. Yunan Kralı gelmiş. Büyük bir moral, büyük bir depo elde etmişler. Çok büyük sayıda bir asker getirmişler. Ve siz 200 kilometre yakın bir alanı terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Kolay bir hadise değil. Ve mecliste büyük tartışmalar var. Biz burayı terk edelim, burayı bırakalım, Kayseri'ye taşınalım, ne yapacağız? Ya halk bıkmış, milletvekilleri de bıkmış. Ve orada bir lider var. Kesinlikle bırakamayız diyor. Ve başkomutan seçiliyor. Ve Ağustos ayı itibariyle, Ağustos'un 7-8'inde verdiği kararlar var. Tekrar Emirliğe kararları. Halka gideceğiz. Başka nereye gideceksiniz? Ama halk bıkmış savaştan kardeşim. Eskişehir Kütahya'ya bakıyorsunuz, 100 bin yakın ordunun yarısı savaş alanını bırak bitmiş. Ve bu insanı siz yeniden kanalize edip buraya çağırıyorsunuz. Ve halka bir güven olayı var bakın. Ve savaş 22 gün 22 gece süren bir savaş. Milletvekili geliyor. Çamaşırını kendisi orada yıkıyor. Burada cephede savaşıyor. Şimdi böyle bir cephe bu cephe. Yani ben ilk defa geliyorum. Yanlış yapmışım. Şimdiye kadar gelsem daha iyi olurdu. Biz hep farazi anlatıyoruz. Önce biz kendimizden başlamamız lazım. Nasıl anlatırız? Önce bir kendimizi anlatalım. Şu coğrafyayı, şu ortamı gördüm. Şurayı gördüm. Çok farklı bir ortam. Tarihi önemi olan bir yerdeyiz. Şüeda'nın kağıt üzerinde tarih yazıldığı değil de tarihi bizatihi yaşattığı ve yazdırdığı yerdeyiz. Çanakkale Savaşı bizde hep önem arz etmiştir. Hala da öyledir ama şöyle de bir gerçek var galiba. Çanakkale Meydan Muharebelerini deniz ve kara kazandıktan sonra maalesef Birinci Dünya Savaşı'nı yine kaybetmiştik. Burada böyle bir imkanımız da yoktu. Yani bu muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesini kaybettiğimiz takdirde bütün savaşı kaybedebilirdik. Yani milli mücadele veya kurtuluş savaşı olarak adlandırdığımız savaşı kaybedip kaybetmeyeceğimizin artık dönüm noktası olduğu bir yerdeyiz. Buradan ötesi büyük ihtimalle yoktu. Viyana çekilmesinden Sakarya zaferine canları ve kanlarıyla destanlar yazan aziz şehitlerimize minnet ve şükran borcumuz var. Onlar gencecik fidanlar, birer damla çocuktular. Kan gibi dökülüp aktılar ülkemizin ırmaklarına. Can oldular vatan topraklarına. Onlar çiçek çiçek açıp gittiler. Zaferler tarihimize şan ve şeref verdiler. Halen gelincikler kızıl, güller al aldır. Tüm çiçekler renklerini isimsiz ve mezarsız şehitlerden alır. Meçhul asker dense de isimleri Ahmet, Mehmet, Ali, Hüseyin, Mustafa'dır. Anadolu coğrafyasından savaşlara gönüllü katılan, bizi düşmana çiğnetmeyen eroğlu erlerdir. Onlar sabah güneşinin ilk ışıkları, akşamın grup vakti kızıllığıdır. Onlar için ne yapsak az. Sakarya Meydan Muharebesi. Tarihe en uzun meydan muharebesi olarak geçen 1921 yılının Ağustos ve Eylül aylarında 22 gün 22 gece süren bu savaşlarda toplam 5700 şehit verilmiştir. Avrasya Gazete, Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği'nin öncülüğünde Tarihimi Öğreniyor, Tabiatı Seviyorum sosyal sorumluluk projesi kapsamında Haymana Mangal Dağı eteklerindeki 3 dönümlük alanda isimsiz ve mezarsız şehitler fidanda yaşasın diye 1042 Karaçam ve Mavi Sedir fidanı dikilerek hatıra ormanlığı oluşturuldu. Haymana Mangal Dağı'ndayız. Zira burası ilk saldırıya uğranır ve burada destanlar yazar. Bu aziz şehitlerimizin hatırası yaşasın diye bu fidanları dikiyoruz. Şehitler için başlatılan fidan dikme kampanyasına gençler, çocuklar ve kadınların büyük ilgi göstermesi duygu dolu anlar yaşattı. Ben ezelden beridir gül yaşadım, gül yaşarım. Hangi çılgınları zincirine geçmiş geçerim. Kütlenişler gibiyim, bendimi çiğner aşırım.
Tarihler 1919-15 Mayıs. Yunanlılarımız bire çıkar. Fransızlar, İngilizler ve Karadeniz'in Pontos devleti kurma çalışmaları Anadolu dört bir taraftan işgale uğrar. Ve Sakarya'nın yeklinin bulunduğu Polatlı Haymana yakında gelmiştir Yunanlılar. Mezarim yapmaktadırlar. Büyük Millet Meclisi tehdit altındadır ve Kayseri'ye taşınma kararı alınır. Büyük Millet Meclisi'nin taşınma kararına bir kısım milletvekili itiraz edince Ankara'da kaldım. Ama evraklar buraya getirilmiştir. Tarihin en büyük meydan muharebesidir Sakarya Meydan Muharebesi. 22 gün 22 gece sürmüştü ve binlerce Mehmetçik şehit olmuştu. Şehitler arasında işte bulunduğumuz burası, Kayseri Lisesi öğrencileri de katılır, ölümlü olarak şehit olurlar. Milli Mücadele Müzesi olarak burası hizmet vermekte. Belgesel görüntülerimiz var. O temsili meclis kürsüsü burada, bu lisede de bulunmakta ve buradan düşmana dur denmek için mücadele verilmektedir. Birlikte Kayseri'deyiz ve Kayseri Lisesi'ni beraber geziyoruz. Küçük bedenlerinde büyük fikirler taşıyan, vatan toprağının değerini henüz bıyıkları terlemeden öğrenen, kalbindeki iman ve ruhundaki cevherle bırakıp elinden kağıdı kalemi, tebeşir kokan o elleriyle tüfeğine sarılıp düşmanın üstüne dev bir aslan gibi koşan, anasının kucağına doyamadan toprakla kucaklaşarak şehadet şerbetini içen bir ahlakın ve geleneğin temsilcisidir Kayseri Lisesi. Vatan seni bekliyor diye bir ses yükseldiğinde cepheden, düşünmeden ardında bıraktıklarını, düşünmeden genç yaşını, yaşadıklarını, yaşayacaklarını, ansızın 62 öğrenciden 62 aslan Mehmetçi'ye dönüşen, geri dönmeyi hiç düşünmeyen ve Sakarya'da düşman üzerine yayından çıkmış birer ok gibi cesur, iman dolu ve mertçe giden kahramanların lisesidir. Kayseri Lisesi şehitleri, 1921'de mezuniyet defteri boş kalan Kayseri Lisesi'nin en değerli öğrencileri. Türk milletinin aziz kahramanları. Ve tüm Kayseri'nin medarı iftiharıdır. Son sınıf talebelerin tamamı Sakarya Harbi'ne gidip şehit düştüğünden okulumuz mezun verememiştir ibaresi yazıldı. Bunun üzerine biz onlar anısına burayı Milli Mücadele Müzesi haline getirdik. Hemen sağda bulunan konstrüksiyon onlar anısına yapmış olduğumuz bir konstrüksiyon. Anadolu'nun bağrındaki ışıklar, o diplomaları onlar alamadı ama bu ülkeyi kurtardılar. Top sesleri Polatlı'dan duyuluyor. En güvenilir yer olan meclisi Kayseri'ye taşıyalım. Mecliste aralıklı tartışmalar çıkıyor. Tabii o dönemde ne olur ne olmaz diye önemli evraklar ve gazetelerin bir kısmı Kayseri'ye taşınmış. Ve Sivas'ta kongre devam ederken buradan Nuh Naci Yazgan başkanlı bir heyet gidiyor. Nuh Naci Yazgan diyor ki şu anda güneyimizde büyük bir birlik var, Fransız birliği. Eğer Develi düşerse Kayseri düşer, Kayseri düşerse Anadolu düşer. Neden? Çünkü zaten doğuda büyük bir savaş var. Eğer güneyden de bir harekat olursa bu tamamen Anadolu kuşatma altında kalacak. Ve bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk iki subay gönderiyor. Develi Belediye Başkanı var Osman Bey, ona bir mektup yazıyor. Ve buradaki Kuvayi Milli Birliklerin hepsini toparla, Güney'in savaşı. Ve tam bir yıl boyunca savaşmışlar. Türkiye'de iki cumhurbaşkanı çıkarmış, iki liseden bir tanesi. Kayseri Lisesi, diğeri Afyon Lisesi. Afyon Lisesi
Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel mezun olmuştur. Buradan da Turgut Özal ve Abdullah Gül mezun olmuştur. Kayseri Lisesi birçok devlet adamının da yetiştiği yer. Hemen görüyorsunuz Abdullah Gül Bey, Kayseri Lisesi mezunu. Onun birebir mumya heykelinin yanındayız. Hemen şöyle yaklaşırsak da bakalım kim bu beyefendi? Evet, hatırladınız, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli cumhurbaşkanlarından birisi. Turgut Özal'ın bulunduğu masadayız. Bedeller ödeyerek bugünlere geldik ve bugün burada huzur içerisinde yaşıyorsak onlar sayesinde. Ben bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, hayatta olanlarına uzun ömürler diliyorum. Allah birliğimizi, beraberimizi daim eylesin diyorum. Çok teşekkür ederim. Bir de park istediniz burada. Sakarya Meydan Muharebesi Şehitler Parkı. Var mıydı efendim? Yakışır. İnşallah en kısa zamanda bu ismi de bir parkımıza koyalım. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sakarya Meydan Muharebesi.